yani huruf-u mukatta bu şekilde başlamasını anlamına gelmeli. Huruf-u mukatta ile ilgili Kur'an ilimleri kitaplarında yani böyle ansiklopedik bilgi anlamında epey şey anlatılır. Onlar bizden biraz uzak, ona girmeyin. Ama asıl mesele şu, nasıl anlayacağız bunu? Yani bunlar şifreli bir şey mi? Arkadaşlar, Kur'an Allah'ın kullarıyla konuşmasıdır. Kur'an'da hiçbir ayeti bu anlamda şifrelendiremeyiz, şifreli hale getiremeyiz, öyleymiş gibi davranamayız. Yani bir çel akıl çıkacak da şifresi çifresini çözecek. Böyle bir şey olamaz. Allah bu ayetlerle bizimle konuşuyor. Hiçbir konuşan anlaşılmamak için konuşmaz, anlaşılmak için konuşur. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın indirdiği Kur'an'daki hiçbir ayet bu anlamıyla şifreli değildir. Huruf-u mukatta ayetleri de hakeza. Peki huruf-u mukatta ile ilgili müfessirler nasıl yaklaşmışlar, ne demişler? Değerli arkadaşlar, huruf-u mukatta ile ilgili yani tartışmalı olanlar bir tarafa en sahih, en bize lazım olan, en meseleyi anlaşılır kılan yaklaşımlar şöyle. Şimdi Kur'an Arap alfabesi üzerinden sesleniyor muhataplarına. Ve huruf-u mukatta harfleri de Arap alfabesinin herhangi harflerinden birisi. Dolayısıyla zımnen muhataplarına şunu söylüyor, o Kureyş toplumuna şunu söylüyor. Şimdi bu harfler sizin kullana geldiğiniz harfler. Bu harflerle Muhammed Aleyhisselam size bakın bu metinleri okuyor. Eğer bu metni kendi uydurdu, kendi yazdı diyorsanız, bunun bir beşer ürünü olduğu iddiasındaysanız buyurun aynısını siz de yazın diyor. Allah Teala meydan okuyor tabiri caizse. Yani huruf mukatta ayetleri, harfleri özellikle bu anlamda bir meydan okuyuştur derler. Yasin suresini okuduğumuz toplumsal mekanları düşünüyorum. Bir meydan okuma çıkaramıyorum. Orada bir meydan okuma yok. Orada bir bambaşka mistik bir hava var. Yasin suresi gibi huruf-u mukatta ile başlayan sureler bir meydan okumadır inkarcılara. Bu bir beşer kelamı değildir. Allah'ın indirdiği kelamdır. Eğer gücünüz yetiyorsa aynı harflerle siz de getirin bir sure, on sure, bir Kur'an. Kur'an'da böyle geçiyor değişik ayetlerde. Arkadaşlar ve hakikaten de bu harflerden sonra gelen ayetlerin geneli Kur'an'la ilgili, kelamla ilgili, yazıyla ilgili. Huruf-u mukatta ayetlerinden sonra gelen ayetlerin geneli, istisna bir iki örnek var. Geneli Kur'an'la ilgili, yazıyla ilgili, kalemle ilgili, kelamla ilgili. Bakıyoruz, ilk gelen huruf-u mukatta ayeti. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Nun, satır satır yazan kaleme and olsun ki. Elif, la, mim, zelikel kitabu la raybe fi. Kendisinde şek ve şüphe olmayan bir kitap, bu kitap. Bakın, çok net. Ha, mim, tenzilül kitab, indirdiğimiz bu kitap. Yine kitaptan bahsediyor. Ta, ha, ma enzelne aleykel kur'ane li teşka. Biz sana bu Kur'an'ı zorluk çekesin diye indirmedik. Yine kitaptan bahsediyor. Kaf vel Kur'anil mecid. Mecid olan Kur'an'a yemin olsun ki. Yine kitaptan bahsediyor. Yasin vel Kur'anil hakim. Hikmetli Kur'an'a yemin olsun ki. Yine kitaptan bahsediyor. Apaçık bir meydan okuma var. Bu harflerle bu kitap, yemin ettiğimiz bu kitap. Peki siz ne diyorsunuz? Arkadaşlar, huruf-u mukatta ile ilgili en açıklayıcı siyer yorumlarından bir tanesi de şu. Yani o Hicaz bölgesini düşünelim. O Hicaz bölgesinde İslam tarihinde, yani İslamiyet gelmeden önceki dönemlerde de, sonrasında da işte Zülmecaz panayırı, Ukas panayırı, Mecenne panayırı gibi büyük pazarlar kurulurmuş. Tırnak içerisinde uluslararası kongre merkezleri kurulurmuş. Sadece deve alıp, hurma alıp, satma işi yapılmazmış bu pazarlarda. İnsanlar oraya geldiğinde şairler şiir okurmuş. Hatipler konuşma yaparmış. O meydan kültürel, entelektüel bir mekan haline gelirmiş. İşte o mekanda konuşma yapacak olan bir hatip konuşmasına başlarken kalabalığa doğru Yasin diye seslenirmiş. Bir anda kalabalık pür dikkat evet falan konuşma yapacak diye etrafına toparlanırmış. Buna da açan anlamında açanlar diyorlarmış. Yani kalabalığın dikkatini çelbetmek için yapılan bir ünleme hareketiymiş ve insanlar oraya toparlanırlarmış. Falan konuşma yapacak. Teşbihten hata olmasın,
ha mim diye seslendiğinde hemen toparlanırlarmış falan konuşacak. Hemen ilgilileri o kişinin etrafında konuşmayı dinlemeye başlarlarmış. Dolayısıyla huruf-u mukatta ifadeleri indiği dönem itibariyle o toplumun aşina olduğu, bildiği, duyduğu ve dahi kullandığı bir tarz ve tabir. Bunu nereden çıkarıyoruz? Bunu şuradan daha net anlıyoruz. Mekke'de müşrikler, Medine'de de Yahudiler, Peygamber Aleyhisselam'ı ve inen vahyi mercek altına almışlar. Açık arıyorlar. Sürekli saldırı halinde, teyakkuz halinde idiler. Şöyle bir kesiti hiçbir zaman için göremiyoruz. Huruf-u mukatta ile ilgili başka bir ayet geldiğinde Mekke'nin müşriklerin, ey Muhammed şimdi elimize düşsün dediklerini hiç duymuyoruz, hiç görmedik. Niye? Böyle bu ifade ne anlama geliyor, ne demek istiyorsun bunlarla diye bir itiraz sabretmemişler. Ya da Yahudiler Medine'de Elif, La, Mim diye ifadeler geldiğinde hoppalaya bu ne demek kardeşim, ne demek istiyorsun sen dememişler. Kur'an aleyhinde, vahiy aleyhinde bu kadar hazır kıta bekleyen adamlar olmalarına rağmen bir defacık olsun bu ifadelerin geçtiği sureler indiğinde itiraz dillendirip kamuoyunda propaganda yapmamışlar. Anlıyoruz ki o yorum birazcık bu anlamda doğru. Yani bu ifadeler o günkü insanların kullana geldiği bir tarzdı. Allah onların bu tarzını aldı, vahyin inişinde onlara karşı kullandı. O halde vahiy insanlara ulaştırırken, davet dilini şekillendirirken içinde bulunduğumuz toplumun bir takım tabirlerini, bir takım tarzlarını ödünç alabiliriz. Onlardan istifade etmemiz gerekir. Madem o kod üzerinden, o frekans üzerinden daha net ulaştıracağız mesajımızı, çok rahat bir şekilde onu kullanabilmeliyiz anlamına gelir.